Beslenme alışkanlıkları. Gıdalarla olan ilişkimiz, uyku, nefes, dışkılama gibi eş değerde olması gerekirken gıdalarla daha farklı ilişkiler yaşarız. Kişi ve eşyalarla yaşadığımız ilişkilere benzer bir türevde ilişkidir bu. Doğallıktan çıkarak insan fikirleri bütününe dönüşmüştür. Oysa beslenme ve öğün alışkanlıkları bedenin karar verebileceği bir durumdur. Başkalarından öğrenilen bilgilerin koşulsuz uygulanması değildir. Bedenin ihtiyacı olduğunda bedene öncelik verilerek yeterli miktarda karşılanmalıdır. İnsanlar gıdalarla yaşadığı ilişkileri onlar hakkında inandıkları ve inanmadıkları bilgilere göre belirler. Bu fikirleri genellikle kulaktan dolma çevrelerden ve toplumlardan işitir, öğrenir ya da seyrederek modeller. Sonra da bu fikirlerin kendi karakteri ve kişiliği olduğuna inanır. Aslında başkasından öğrenilen bilgilerdir. Kişi gıdalarla olan ilişkisinde çeşitli duygusal bağlar kurar. Onlara farklı içeriklerle yaklaşarak bilincinde ve bedeninde farklı etkilere neden olur. Mutlu ediyor, çok tatlı, çok acı, ekşi, tuzlu, tatsız, doyurucu, doyurmaz, mide bulandırıcı, mide ağrıtıyor, iğrenç, rahatsız edici, dayanamıyorum, sevmiyorum, bayılıyorum, rahatlatıyor ve benzeri. Bazıları da telkinlerle ilişkisini ve duygusal bağlarını daha da netleştirerek güçlendirir. Çok seviyorum, onsuz yaşamı düşünemiyorum, yaşamın anlamı, mideme iyi geliyor, kendime getiriyor, beyne, cilde, kalbe iyi geliyor, güç ve kuvvet veriyor, kafa yapıyor, en iyi dostum, onsuz bir hayat düşünemem, lezzeti dayanılmaz, yaşamın tadı, tek başına daha da lezzetli, mutlu ediyor, film izlerken yerim, kahvaltılık, atıştırmalık, mezelik, ara sıcak, ara öğün, dayanılmaz lezzet, piknikte, sinemada, bayramda, yemekten önce ya da sonra yenir ve benzeri. Gıdalar ölü olan ve hareket edemeyen enerji depolarıdır. Sadece farklı miktarlarda enerji barındıran stoklardır. Gıdaların çeşitli olmaları farklı enerjilere sahip olduklarını gösterir. Fakat enerjilerin bedende farklı etkilere dönüşmesine neden olan kişinin bilgileridir. Gıdalar kişinin niyetine göre hizmete, inançlarına göre de alışkanlıklara dönüşür. Kişinin bilgileri gıdalarla yaşanılacak ilişkinin miktarını belirler. Bu kahvaltıda bu da akşam yemeğine inir. Günde 3 öğün, ara ve ana öğün, her öğünde 5 çeşit. Salata yemekten sayılmaz, sulu yemekler ekmeksiz yenilmez, etsiz yemek olmaz, etin yanında pilav, yemeklerden sonra tatlı, ilk önce çorbayla başlanır, televizyon karşısında kek, börek, çerez ve benzeri. Gıdalarla ilişkileri değiştirmek için ilişkiye neden olan bilgilerin değişmesi gerekir. Bilgiler değiştiğinde ilişkiler değişir. İlişkiler bedenin ihtiyacı kadar mı yoksa gereğinden daha fazla miktarda mı beslenileceğinin netleşmesine neden olur. Nasıl bir yabancı ile ilişki başlatarak onunla yaşanılacak ilişkinin sınır ve niteliğini belirliyorsak, gıdalarla da yaşanılacak ilişkinin niteliğini, içeriğini, tekrarını ve miktarını belirleyebiliriz. Bilgilerimiz değiştiğinde beslenme çeşidi değişir, tüketim miktarı değişir, yeme alışkanlıkları değişir, öğün tekrarları ve öğün çeşitleri ve öğün miktarları değişir. Bilgiler değiştiğinde beslenme davranışı alışkanlıklarının tamamı değişir. Bu değişim kişinin yetisinde, gücünde ve yetkisindedir. Gıdaların kimyasının bu konuda hiçbir gücü ve etkisi yoktur. Öğün, gıdalar ve beslenme hakkındaki inançlarımız ilişkimizin nasıl olması gerektiğini belirler. Biri diğerini etkiler ve ilişkilendirir. Biri değişti mi, diğerleri de değişir.